Pulmoner hipertansiyonu teşhis etmek için akciğerin olduğu bölgeye kateter girişi yaparak akciğer atardamarı yani pulmoner arter basıncını doğrudan ölçebiliriz. Hadi hemen kısaca kalbimizi çizelim. Kalbimizin dört odacığı var. Sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık. Pulmoner arter sağ karıncığın olduğu bölgeden işe başlıyor aslında anatomik kalpte pulmoner arter sağ karıncığın en üst bölgesinden başlar ve şuraya doğru uzanır ama burada böyle çizmemin nedeni sağ karıncağa bağlı olduğunu göstermek evet işte pulmoner arter sağ kulakçık ise vücuttan venöz kan alır yani tüm bu bölgeye damarlardan ulaşabiliriz büyük damarlardan birine kateter girişi yapabiliriz bu damarlar genelde kolda, omzun yanında veya boyunda bulunur. Damar hangi bölgede olursa olsun, burada temel olarak anlatmak istediğim şey, damara kateter girişi yapılması. Daha sonra teknoloji yardımıyla damarın içini görüp kateteri damarlarda ilerletebiliriz. Kateter gitgide daha büyük damarlarda ilerler ve son olarak süperyör ve kavaya ulaşır. Hemen şurada da Bakın sağ kulakçık var. Evet, kateter basıncı ölçmek için üretilmiş bir araçtır. Sağ kulakçık, sağ karancık ve pulmoner arter hatta sol kulakçıktaki basıncı bile ölçebiliriz. Kateterlere bu tekniğin mucitlerinin ismi verilmiştir. Swan-Ganz kateterleri. Kateterlerin amacı pulmoner arter ve veya kalbin başka odacıklarındaki basıncı ölçmektir basıncın ölçülmesi pulmoner hipertansiyonun teşhisi anlamına gelir çünkü basınç değeri eşiği geçip anormal bir değer almışsa bu hipertansiyonun göstergesidir deniz seviyesinde yaşayan bir yetişkin için normal olan pulmoner arter basıncı 8 ila 20 arasındadır bu basıncın kalbin sol tarafında görülen basınçtan ne kadar daha az olduğuna dikkat edin Kalbimizin sol tarafı bazen 120 veya 140 olan kan basıncı değerleriyle baş etmek zorundadır. Sağ kısımda ise 8 ile 20 milimetre cıva arasında bir değerde olan alana pompalama yapılıyor. Pulmoner hipertansiyona gelince bu genelde 25 milimetre cıvanın üzerinde bir değer olarak tanımlanıyor. Fakat bu değer kişiden kişiye büyük oranda değişiyor. Aynı zamanda bulunan irtifaya, boyunuza ve başka birçok farklı etmene bağlı olarak değişebilir. Ama genellikle ne kadar yüksekse, kişide o oranda hipertansiyon görüldüğünü söyleyebiliriz.